Aslanlar köpeklere asla biat etmezler. Daha çöktü. İlk sözleri vatan sağ olsun oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 gün önce gözaltına alınmışlardı. 21 polisten 16'sı ifadelerinin ardından salıverildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Eski İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak'la İstihbarat Şube Amirleri Arslan Kartal, Serkan Doğan, Yücel Bilgiç ve Soysal Aktürk'se tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Davaya bakan hakim, hükümete yakınlığıyla bilinen televizyon kanallarında ve sosyal medyada hizmet hareketi aleyhinde görüşler belirten, ayrıca sözde paralel yapı iddialarında bulunan Vildan Yeşilyurt Çelebi'ydi. Bu bilgileri göz önünde bulunduran avukatlar, hakimin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle reddi hakim talep etti. Biz savunma yapmayacağız ve reddi hakim talebinde bulunacağız. Zira sorgu mahkemesine, suç ceza mahkemesine dün atanan bayan hakim, birkaç ay önce çeşitli basın organlarında yayınlara çıkmış, paralel yapıyla ilgili iddialarda bulunmuş, tarafsızlığını yitirmiş ve bugünkü dosyayla alakalı olarak ayarlanmış bir hakimdir. Talebi değerlendiren savcılık, dava dosyasını 3. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Levent Varol'a devretti. Mahkeme saat 02'de başladı. Kararsa sabaha karşı geldi. Polisler yaklaşık 3 saat süren duruşma sonrasında tahliye edildi. Kararın açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan emniyet mensupları sevinçlerini Erzurum Adliyesi önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla paylaştı. Serbest bırakılan emniyet müdürü Uçkan'ın operasyona tepkisi sertti. Aslanlar köpeklere asla biat etmezler. Emniyet amiri Serkan Doğansa dosyanın boş olduğunu söyledi. Adalete olan güvenini dile getirdi. Tamamen boş ve içerisinde hiçbir delil olmayan bir dosyadan tutuklamaya sevk edildi. Sağ olsun mahkemede bu dosyayı ne kadar boş olduğunu gördü ve serbest bıraktı. Emniyet amiri Soysal Aktürk de arkadaşlarıyla aynı görüşteydi. 12 yıllık meslek hayatında en ufak bir kanunsuz iş ve işlemde bulunmadığını belirten emniyet amiri, sadece kanunun yap dediği şeyi yaptık dedi. Kanunu uygulamamak belki bizim için bir suç tezgahı. Fakat bu yargılama, bu soruşturma kanunun yap dediğini yaptığımız için yapılmış soruşturmadır. Bize yapılan istatların hiçbirinin maddi delili yoktur. Emniyet mensupları yaşananlardan sonra bir an için ümitsizliğe kapılmışlardı. Başkomiser Yücel Bilgiç, kul sıkışmazsa Hızır yetişmez benzetmesi yaptı. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmiyormuş. Burada işte bazılarının planları işte yürürlüğe koymuşlar. İşte reddi hakim taleplerimiz yerine getirildi. Biz bir anda bir karamsarlığa düştük. İşte her şey ayarlanmış sadece. İşte biz gelip gidiyoruz, her şey çok hızlı işliyor. Yani ifadeleri veriyoruz, okuyorlar mı okumuyorlar mı belli değil. Başkomiser Aslan Kartalsa sözlerini bu ülke hepimizin diyerek noktaladı. Ümidimizi kaybettiğimiz bir noktadan buraya geldik. Bu ülke hepimizin, ülkemiz için bugüne kadar bundan sonra da yapacağız. Vatan sağ olsun. Emniyet mensuplarının avukatı Hakan Dişkeser de karardan dolayı mutluydu. Yorumu, adalet yerini buldu oldu. Hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde can çekişiyor da olsa, geç de olsa adaletin tecellisinden dolayı bir hukukçu olarak mutluyuz.